Alo. Alo, Hoş iyi geldiniz. günler. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Sorun benim Hoca Efendi'ye. Ben pantolonla namaz kılıyorum, bayanlar içinde, bir de kendi evimde. Bunu nasıl kılabilir miyim? Bu birinci soru. İkinci de, bir daha mola. Dizlerim ağır, yere giremiyorum, sandalyede kılıyorum. İkinci sorum da bu. Tamam efendim. Hocamıza yöneltelim sorularınızı. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Bizlere de dua etmeyi unutmayın. Buyurun hocam. Yani ben birinci soruda kılık kıyafetle alakalı mı Evet hocam. anladım? Pantolonla namaz Anladım. kılıyorum dedi. Evet. Kendisi hanımefendi bayan olur mu Şimdi diye sordu herhalde. namazın rükunlarından birisi setre avret. Yani biliyorsunuz rükunlar namazın olmazsa olmazları. Evet. Şimdi setre avret kuralını şöyle incelediği erkek için de bayan için de örtülmesi gereken neler vardır? Yerler vardır. Oraları örtecek. Ayrıyeten ne yapması lazım? Vücut hatlarında örttüğü yerler vücut hatlarını belli etmeyecek. Yani bir bayan için, erkek için neyse bayan için de o. Hatta bir belki bayanların daha da hassas olması gereken bir husus. Şimdi pantolon dediğimiz şey özellikle bir bayan için yani şöyle düşünün, herkes tahayyül etsin lütfen. Pantolon giyen bayanların pantolonun ne denli, ondan sonra rahat, geniş olduğunu, vücut hatlarını belli etmediğini bir dikkate alalım. Peki bu ölçülere özellikle setru avret kuralının tam bir şekilde ifa edildiğini, gerçekleştiğini düşünebilir miyiz? Dolayısıyla vücut hatlarını belli eden bir şey, bu şekliyle namaz kılması açıkçası çok uygun düşmese gerek. Bunun üzerine en azından pantolon giyiyorsa da o kaba diyelim ki etlerini belli etmeyecek ölçüde üzerine bir şey, yani ne diyelim, tunik diyelim veya daha farklı bir giysiyle kapatması her halükarda namazının sıhhat açısından uygun olacaktır. Yani tek başına bir pantolon belki bir bayan için namaz için yeterli olmayabilir. Onu demeye çalışalım. İkinci bir İkinci sorusu da hocam izleyicimizin şöyleydi ama tam ben toparlayamadım. yani Arkadaşlarımız oturarak evet namaz kılması. oturarak namaz kılmasıyla alakalıydı soru. Buyurun Evet. hocam. Şimdi her insan sağlıklı olmayabilir. Yaşı Dizlerimde ağrı var diye ilerlemiştir, soruyordu. dizleri tutmuyordur veya ayakta duramıyordur, rükûsunu yapamıyordur, secdesini yapamıyordur veya dizleri üstesine oturamıyordur. Bu insanın yapması gereken şey nedir? Ayakta, yani bu rükunları yerine getiremiyorsa oturarak kılması. Mesela bu oturarak kılması deyince insanların oturma alışkanlıkları değişti. Yani yere oturmak zor geliyor. Evet. Aslında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği şey yere oturmak. Hatta ayaklarını upuzun kıbleye doğru uzatarak bile oturuyorsa o şekliyle ima ile namaz kılmasını bu seyircimize tavsiye ederiz. Hayır, ben yere bile oturamıyorum. Yere oturma da özürüm var, engelim var. Mutlaka bir yüksek bir yerde sandalye olabilir, koltuk olabilir. Bir yere oturarak, bir tabure üzerine oturarak da namaz kılmak zorundayım diyorsa eyvallah. Üçüncü aşamalı olarak da bunu değerlendirmek lazım. Ama şunu da ifade edelim. İnsanlar birçok şeyi yapabilirken başka hayatında namaz konusuna gelince acaba onu yapabilir miyim diye bir koltuk veya bir sandalye, bir tabureye oturmayı tercih etmeleri de o da vicdanlarıyla alakalı bir şey. İbadetlerini kendi, daha doğrusu vicdanlarında tartmalarını, ona göre bu İslam'ın veya dinin ondan sonra kolaylık prensiplerinde bu ölçüde uygulamalarını tavsiye edeceğim. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz.